Şimdi söyle. Ev billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala Rasulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Şimdi Uludağ'ın Hüseyin Alan köyünde bir da tepenin zirvesinde buradan inşallah canlı yayında Salih Nur'un hakikatlarından, Kur'an'ın hakikatlarından beraber paylaşım yapacağız. Adeta asrın reçetesi olan hakikatler, asrın hastalıklarının dermanı olan meseleler Kur'an'dan alınıp takdim edilmiş. Asrın doktoru Kur'an'ın hakikatlarını ilaç olarak asrın hastalıklarına çare olarak takdim etmiş. Elhamdülillah. Nereden belli asrın hastalıklarının ilacı olduğu Nereden belli bu zamanın insanların dermanı olduğu? Çünkü yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın bu hakikatları okuyarak hem imanlarını kurtarması, kuvvetlendirmesi hem de hem şahsi hayatlarında, hem aile hayatlarında, hem toplum hayatlarında muvaffakiyetleri, huzurları, saadetleri bütün bunlar gidilen yolun doğru olduğunun hem de gerçekten asrın hastalıklarının reçetesinin Kur'an'dan alınıp takdim edilen ilaçların bu ilaçlar olduğunu ispat etmek için yeterli. Şimdi ne yazık ki İslam medeniyetinin ve bütün medeniyetlerin de temel taşı olan aile yuvaları yıkılmaya çalışılıyor. Aile yıkıldı mı toplum biter. Şahsi hayatlar biter, maddi hayatlar biter, manevi hayatlar biter, içtimai hayatlar biter. Adeta içtimai hayatımızın, şahsi hayatımızın, sosyal hayatımızın bütün hayatların orta direği olmazsa olmazı ailedir. Aile bitti mi her şey biter. O yüzden aile bağlarının sağlamlaşması adına yani adeta kördüğüm gibi birbirine kilitlenmiş bir vaziyette yıkılmaz bir aile müessesesi kuruldu mu onun üzerine İslamiyet inkişaf eder. İman fedaileri yetişir o ailede. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet yetiştirmek, Kur'an'a fedai yetiştirmek için aile adeta fabrikadır. Ha, bu ailenin sağlıklı, sıhhatli, bu ailenin değil mi verimli olduğunun göstergesi o ailede yetişen evlatlardır. Çünkü ağacın sıhhatinin delili, ağacın sağlıklı olduğunun göstergesi meyvesinin kalitesidir. Şimdi ümmetin yetiştirdiği evlatlar ortada. Öyleyse bu ailelerde yetişen evlatlar nesil ortada. Öyleyse fabrikada problem var. Çünkü mamül ya mamüller yanlış çıkıyor mamüller hatalı çıkıyor fabrikada bir sıkıntı var Aileler çatırdamış yıkılıyor peş peşe Allah muhafaza Mahkemenin en çok çalışan bölümü boşanma bölümü en çok çalışanlar boşanma hakimleri ve devamlı bir surette müthiş bir oyun oynanıyor alem-i İslam üzerinde Bu oyunu bozmanın yolu nedir? Yani şu anda ekonomik sıkıntıdan dolayı insanlar boşanıyor, insanlar aileler dağılıyor, çoluk çocuk ortada perişan oluyor. Acaba ekonomiyi düzeltsek mesele hallolur mu? Hayır. Ahlaki yıkıntıdan dolayı ahlaki yıkıntı düzelirse o da kurtarmaz. Öyleyse bakın bir şeyin sebebi ne kadar kuvvetliyse neticesi de o kadar kuvvetli olur. Şimdi ailedeki fertleri bir arada, bir arada tutan sebep nedir? Ne olması lazım? Yani aile fertleri hangi maksatla bir araya gelmesi lazım? Aile fertlerini bağlayan bağların ne olması lazım ki yıkılmasın ve o aile dediğimiz temel üzerine iman, İslamiyet, değil mi? İslam fedailiği ve İslam medeniyeti bina edilsin. Çünkü bu işin temelidir aile. Aile bombardımana uğramış. Bir taraftan değil mi toplumsal yıkıntılar, bir taraftan ahlaki yıkıntılar, bir taraftan sosyal medya, bir taraftan televizyonlardaki diziler şunlar bunlar tamamen hedefe aileye almış. Aile adeta bombardımana tutmuşlar. Buna karşı müdafaa nedir? Buna karşı nasıl dayanılır? Buna karşı nasıl bir taarruza geçmek lazım ki bu düşmanları püskürtelim? Şimdi Ha öyleyse aile fertlerini bir arada tutan sebebi değiştirmek lazım. Sebebi kuvvetlendirmek lazım. Sebebi iyice kavileştirmek lazım ki sonuç dediğimiz aile de netice dediğimiz aile de kuvvetlensin, yıkılmaz bir vaziyet alsın. Şimdi dünyevi menfaatler için ekonomik sebeplerden dolayı bir araya gelen bir aile en küçük bir ekonomik sarsıntıda dağılmak zorundadır. Yıkılmak zorundadır. Nefsani arzular için, maddi güzellikler için bir araya gelen insanlar o güzelliklerini kaybetmeye başladıkları andan itibaren aile bağları çözülmeye başlar. İnsanlar birbirinden nefret etmeye başlar. Veyahut hayat arkadaşından daha güzelini buldu mu, değil mi? Allah muhafaza. Bu sefer her türlü gayrimeşru yola sapar. Ve aile yıkılmaya yüz tutar. Veyahut başka sebeplerle. Ama sadece ve sadece Allah için, ahiret için ve sonsuz ebedi hayatta da beraber olmak maksadıyla birbirini günaha girmekten muhafaza etmek için, birbirini ebedi ateşten kurtarmak üzere omuz omuza verip de Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet Kur'an'a fedai yetiştirmek için bir müessese kurmak amacıyla bir aile tesis edilir. Bir araya gelme sebebi böyle yüksek, böyle ulvi, böyle kuvvetli olursa daha o beraberliği hiçbir kuvvet dağıtamaz. Ha, şimdi ahiret imanının, insanlığın, ehli imanın aile hayatına ne kadar faydalar temin ettiği, Adeta iman bağları üzerinde duran bir ailenin asla yıkılmayacağını ifade eden bir paragrafı beraber okuyacağız inşallah. Hızlıca paylaşalım. Mevzu çok önemli. Siz de arkadaşlar söyleyin, paylaşsınlar. Çok kıymetli bir mevzu. Şu anda özellikle şimdi şu anda ne yazık ki nesillerimiz perişan. Yuvalar çok uzun sürmüyor. 3-5 ayda dağılı veriyor, yıkılı veriyor. En küçük ekonomik sarsıntılarda, en küçük ahlaki yıkıntılarda yerle bir oluyoruz. Öyleyse bu derse çok ihtiyacımız var. Bu dersi herkese ulaştırmak için seferber olalım inşallah. Rabbim dilimizin bağını çözsün, hakikatları konuştursun, hakikatlardan imanımızı kuvvetlendirip inşallah aile bağlarımızı sağlamlaştırıp yıkılmaz aileler, ve yıkılmaz ailelerde yetişen İslam fedaileri gibi nesiller ortaya koymayı nasip etsin inşallah. Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Allah Allah. Şimdi dışarıda ahlaki yıkıntı var. Dışarıda günahlar var. Dışarıda insanların maneviyatını yiyip bitiren, kanını emen dehşetli akıntılar, dehşetli rüzgarlar var. Buna karşı insanın sığınağı neresi? Ailesidir ya. O günahlardan muhafaza olmak için, ahiretini yakıp mahvolmaktan kurtarmak için sığınacağı tek sığınağı ailesidir. Şimdi ama ailesi cennet olursa, aile hayatı cennet olursa, yuvasında cennet rüzgarları eserse insanın ayakları yuvasına doğru koşar gider. İnsanın yuvası, ailesi o insanı cezbeder. O insanı sokaktan kurtarır. Ama ailenin yuvanın ortasına bomba düştüyse, imansızlık ve iman zafiyeti o yuvayı tarumar ettiyse, ailede cehennem yangınları, cehennem alevleri püskürüyorsa, daha insanın kalbinden gönlünden ruhundan o yuvaya sığınmak arzusu gelmez ve dışarıda değil mi adeta aç kurtların eline düşmüş bir koyun gibi dışarıda süfliyatın dışarıda günahların dışarıda cehenneme götüren dehşetli akıntıların içine insan kendini ister istemez kaptırı verir öyleyse muhakkak ve mutlaka ilk başta ailenin tesis edilmesi. Ama neyle? Temelleri iman esasları üzerine olmak üzere. O ailenin dünyada cennetin küçük bir numunesi şeklinde tesis edilmesi icap ediyor ki aile fertlerini dışarıdaki cehennem akıntılarından, cehenneme giden dehşetli sellerden kurtarabilsin. Bu noktada Şimdi tam seferberlik zamanı. Şu hakikatları sayısız paylaşacağız inşallah. Çok insanlara ulaştıracağız ve bu seferberlik bizim elimizle olacak Rabbim inşallah şu davayı çok gönüllere ulaştırmayı inşallah şu canlı yayınları çok insanlara ulaştırmayı bize nasip etsin. Bizim sırtımızın yükü olsun bu dava. İnşallah bu yük bizi bizim sırtımızı şereflendirecek. Biz de inşallah bu davanın yüküyle inşallah kurtulacağız. Rabbim sırtımızın yükü yapsın bu davayı. Melik'in atiyelerini, matiyeleri taşır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani sultanın özel hediyelerini herkes taşıyamaz. Herkese nasip olmaz o yük. Sultanın özel hizmetkarları vardır. Başkalarına el sürdürmez. Onların sırtına sarar. Onlar o yükle şereflenirler. İşte Cenab-ı Hakk'ın da bu asırda değil mi? Dünya kuruldu kuruladı peygamberlere taşıttırdığı bu ulvi davayı bu asırda inşallah peygamber aleyhissalatü vesselamın izinde onun sünnetinde onun davasını sırtlayıp omuzlayacak çok susamış gönüllere su yetiştirecek karanlık kalmış kalplere iman nurunu ulaştıracak fedailere ihtiyaç var. Rabbim bizi o fedailerden yapsın. İnşallah şu dilimizden dökülen hakikatları bizzat kendimiz yaşamayı bize nasip etsin inşallah. Şimdi şu mevzu çok ehemmiyetli olduğu için üzerinde şiddetle duruyorum. Çünkü ailenin tesisi çok önemli. Hangi temeller üzerine tesis edildi? Aile fertleri hangi sebepten dolayı bir arada Niçin kuruldu bu aile? Neydi bizi birbirimize bağlayan sebep? Aramızdaki bağın kuvveti nedir? Öyle ya en küçük, kopmaya mahkum, incecik bağlar olan ekonomik, nefsani, şehvani, maddi bağlar şartlar değiştiği anda kopu verir ve adeta aile yıkıldı mı aile fertleri de o büyük enkazın altında perişan olurlar. Ve böyle aileden İslam fedaisi yetişmez. Sahabe ruhlu insanlar yetişmez. Ahir zamanda davayı Kur'aniye'yi sırtlayacak fertler yetişmez. Allah muhafaza anarşist yetişir. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer iman ahiret o hanenin saadetinde hükmetse, hükmetmezse, o aile efradı her biri şefkat ve muhabbet ve alakadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. O cenneti cehenneme döner. Veyahut muvakkat eğlenceler ve sefahatlerle aklını tenvim edip uyutur. Allah muhafaza ya. Birisiyle böyle konuşuyoruz da. Dedi ki ya hocam ne olacak halimiz bilemiyorum dedi ya. Akşam evde duramıyoruz dedi. Herkes birden hanım bir taraftan, çocuklar bir taraftan illa AVM'ye gidelim, alışverişe gidelim, bir sinemaya gidelim, şuraya gidelim, buraya gidelim. Ya neden ama? Niçin, niye beraber olmaktan lezzet alamıyoruz? Niye birbirimizle mutlu olamıyoruz? Ve adeta aile boyu uyuşturucu. Aile boyu bir değil mi oyuncak. O AVM'ye girdiğiniz zaman çocuklar bir tarafa, hanım başka bir tarafa, kendisi başka bir tarafa alışveriş sarhoşluğu içinde, eğlence sarhoşluğu içinde kendini uyutup ertesi güne kadar, ertesi akşam tekrar. Enteresan bir hal almış. Ve milyonluk beşiklerde insanları sallıyorlar. Milyonlarca insanlar uyutuluyor, uyuşturuluyor. Hemen girişte ATM'lerden paralar çekiliyor. Tekrar içeride teslim edili veriliyor veriyor. Adeta bir kısır döngü var. İnsanlar büyüleniyor. İçeri girdiğiniz zaman sanki dünyadan kopmuş bir hal. Ölüm yok orada. Sanki değil hayat bitmiyor. Ömür geçmiyor. Sanki orada hayatın gerçekleri hükmetmiyor. Bambaşka bir alem. Her taraftan lambalar, her tarafta reklamlar, her tarafta gençlik, adeta insanları büyüleyip uyuşturan dehşetli bir vaziyet. Halbuki asır insanının uyanmaya ihtiyacı var. Bizi uyandıracak insanlarla, bizi uyandıracak ortamlarda bir araya gelmemiz gerekiyor. Birbirinin uykusunu ağırlaştıran, gafletini kalınlaştıran insanlar birbirlerine ihanet ediyorlar. Rabbim bilerek bilmeyerek birbirimize ihanet etmekten bizi muhafaza etsin. O cenneti cehenneme döner. Deve kuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor. Başını kuma sokar, ta görünmesin. Başını gaflete sokar, ta ölüm ve zeval ve firak onu görmesin. Divanece muhakkat iptali hisnevinden bir çare bulur. Çünkü mesela Valide ruhunu feda ettiği evladını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer. Şimdi düşünün ahiret imanı olmayan, Allah'a teslimiyeti olmayan, her şeyin dizgini Allah'ın elinde olduğunu tam manasıyla bilmeyen, o çocuğun Rabbi, o çocuğun yaratıcısı, her şeye hakimi mutlak olan Cenab-ı Hakk'ın, o çocuğa annesinden, babasından daha şefkatli, daha merhametli olduğunu idrak edememiş, rahmet-i ilahiyeyi keşfedememiş bir anneyi düşünün. Evden çıktığı anda sanki o çocuğu o muhafaza ediyormuş gibi, o yaşatıyormuş gibi, o koruyormuş gibi evden çıktığı anda acaba ne oldu? Acaba servise bindi mi? Acaba servis kaza mı yaptı? Acaba düştü mü? Acaba şöyle mi oldu? İnanın çoğu anneler evde panik atak hastalığına kapılmışlar. Evde adeta cehennem hayatı yaşıyorlar. Korkulardan psikologların önünde kuyruklar oluşmuş. Bunun sebebi nedir? Öyle ya senin yanında ölü verse sen ne yapabilirsin? Senin yanında başına bir musibet gelse elinden ne gelir Allah aşkına? Bırak evladını korumayı, onun imdadına yetişmeyi. Kendini koru. Senin kendine hükmün geçmiyor. Kendine gücün yetmiyor. Kendi başına gelen bir belaya, musibete dur diyemiyorsun. Gözde görünmeyen bir mikroba malupsun. Nerede kaldı evladını muhafaza etmek? Sonra diğer çocuğunu, anasını, babasını, kocasını, hepsinin bütün dertlerini sırtına yüklendi mi? Şu anda ne yazık ki kadınların çoğunluğu psikolojik sıkıntılar altında. Hayatın o tonajlı ağır vaziyetlerinin ağır yükünün altında ruhen ezilmiş bir vaziyette perişan haldeler. Şimdi Allah aşkına bu vaziyette olan bir anne o haneyi, o evi cennete çevirebilir mi? Gelenlere huzur, mutluluk dağıtabilir mi? İnsanlara değil mi? Sevinç, rahatlık, emniyet verebilir mi? Öyleyse bakın kendi ruhundaki o sıkıntıdan, o cendereden, o korkudan, o ağır yükten kurtulması her şeyin dizgini elinde olan bir zatın varlığına iman, bir de ahirette imtihansız ebedi bir saadetin varlığına iman etmekten geçiyor. Bakın ne diyor. Başını gaflete sokar, ta ölüm ve zeval ve firak onu görmesin divanece muhakkak iptali nevinden bir çare bulur. Çünkü mesela valide, anne ruhunu feda ettiği evladını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer. <laughs> ve pederini ve kardeşini eksik olmayan belalardan kurtaramayan evlatlar daim bir keder, bir korkaklık hisseder. Buna kıyasen bu dağdağlı, kararsız hayatı dünyeviyede o mesut zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder. Ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi hakiki sadakati ve samimi ihlası ve gararsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlak o nisbette küçülür, sükut eder. Şu mevzu o kadar önemli ki. Şimdi... Burada psikolojik bir gerçekten bahsediyor. İnsan psikolojisinin derinliklerindeki bir hakikat bu. İnsanın duyguları, muhabbeti, sadakati, samimiyeti, fedakarlığı muhatabının beraberlik müddetiyle doğru orantılıymış. Mesela diyelim bir otobüste 10 dakikalık yolculuk yapacağınız bir insana çoğu zaman oturup selam ver ve muhabbet etmeye ihtiyacı bile hissetmiyorsunuz. Ama 10 saatlik bir yolculuğa çıkacaksanız onunla artık uzun bir yolculuğunuz var. Hemen onunla bir dostluk kurmaya başlıyorsunuz. 2 yıl beraber diyelim, 18 ay beraber askerlik yapacaksanız o zaman değil mi asker arkadaşlığı ömür boyu sürecek bir arkadaşlığın temellerini atıyorsunuz. Ömür boyu bir dostluk, aile hayatı, hayat arkadaşı olacaksanız bu sefer ona göre değil mi bir plan, bir projeniz oluyor. Şimdi bir de düşünün ki İslam'ın, imanın, ahirete imanın insana kazandırdığı dostluk mertebesine bakın. Dünyada, kabirde, sıratta, mahşerde ve ebediyette sonsuz beraberliğin temelleri atılıyor. Öyleyse her şeye rağmen her türlü sıkıntıya karşı, değil mi? Her türlü çileye rağmen, her türlü zorluğa rağmen asla bozulmayacak yıkılmayacak bir yuvanın tesisi. Ona göre uzun boylu, uzun müddetli, uzun değil mi çaplı bir sadakat, samimiyet, fedakarlık ve adeta kördüğüm çözülmeyecek bir aile bağı. Niye? Çünkü şimdi gelecek bu haremim diyor bu dünyada muhakkak geçici fani hayatta sadece gençlik devresinde benim dostum değil dünyada kabirde sıratta asıl ahirette cennette hurilerden daha güzel bir surette ebedi arkadaş olarak bana takdim edilecek öyleyse dünyada ne kadar sıkıntıları ne kadar kederleri ne kadar yükü ne kadar bana çektireceği varsa da tahammül ederim ebedi bir beraberliğin hatırı için hepsine katlanırım diyerek bakın ne oldu? Ha birbirine katlanmak, birbirine sabretmenin sebebi sonsuz. Öyleyse neticesi de sonsuzdur. Ha sonlu sebepler için fani sebeplerden dolayı birbirine sabreden insanlar o sebepler yıkılınca yuvalarda yıkılı veriyor o sebepler ortada kalkınca değil mi? Sabır da ortadan kalkıyor. Sadakat de ortadan kalkıyor. Fedakarlık da ortadan kalkıyor. Samimiyet de bitiyor ve artık değil mi? Yuvalar enkaza dönüşü veriyor Allah muhafaza. Demek ailenin temeli aile beraberliğinin sebebi çok önemli. Allah için. Allah için sevmek. Allah için bir arada olmak. Bakın sebep Allah ise ancak değil mi? Netice de onun rızasıysa bu yuvayı hiçbir sebep yıkamaz. Eğer ahirete iman o haneye girse birden ışıklandıracak ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dar ahirette, sade sebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlak yükseklenir. Hakiki insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa. Bu mana dahi hüccetlerle Risale-i Nur'da beyanına binaen kısa kesildi. Şimdi bakın ailedeki beraberliğin, muhabbetin, sadakatin, uhuvvetin, samimiyetin sebebi Allah, sebebi ahiret, sebebi ebedi beraberlikse böyle bir ailenin bağları çelikten bir bağ gibi, kopmaz bir bağ gibi asla yıkılamaz. Ve Şimdi böyle cennete dönmüş bir ailede yetişen bir evladı düşünün. Hani biz hep diyoruz ya çocuk terbiyesi. Çocuklarımızı nasıl terbiye edeceğiz? Önce anne babanın çocukları bırakıp kendilerini terbiye etmesi lazım. Çünkü ilk 4-5 yaşına kadar çocuk evde ne gördüyse, anne babayı ne halde gördüyse hangi duygular üzerine hangi düşünceler üzerine gördüyse onu adeta kopyalar. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki benim bütün hayatımda 80 bin zatlardan ders aldım diyor. 80 senelik ömrümde. Ve diyor bir yaşımda yani o çocukluğumda validemin benim ruhuma ektiği tohumlar üzerine bina edildi. Ders aldığım bütün hakikatler diyor. Yani temeli annem attı diyor. Şimdi böyle bir temel atılırsa, böyle Osmanlı bir anneden, böyle değil mi boğazından haram geçmemiş bir valideden böyle bir temel atılırsa ortaya böyle Bediüzzaman gibi bir evlat çıkar. Öyleyse çocuklarımızı şikayet etmeyeceğiz. Niye? Çünkü onun, onun, o meyvenin ağacı biziz. Ağaç sağlam olsaydı meyve de sağlam olurdu çocukların hallerindeki, ahvalindeki, yaşantı, yaşantısındaki sakatlıkları, bozuklukları, sıkıntıların sebebini kendimizde arayacağız. Ve önce anne terbiyesi, baba terbiyesi, aile kendi kendini terbiye etmesi lazım. Sonra çocuk terbiyesine lüzum yok. Ha, öyleyse çocuk terbiyesinden önce aile terbiyesi, kendimizi terbiye edeceğiz. Ve evlatlarımızın önünde samimane dindar bir hayat yaşayacağız. Hatta diyor ki bir çocuk küçüklüğünde iman dersini almazsa nasıl alacak ya çocukluğunda oturtup ona Kur'an hakikatlarını mı anlatalım? iman derslerini mi anlatalım? Çağı geldiği zaman, zamanı geldiği zaman anlasılır. Ama ne diyor biliyor musunuz? O çocuğa, o çocukluğunda iman dersi nasıl verilir? Hemen arkasındaki cümle onu izah ediyor. Bir çocuk küçüklüğünde iman dersini almazsa nasıl alacak? Bilhassa peder ve validesini, anne babasını dindar görmezse ileride gayrimüslim birisinin Müslüman olması kadar zorlaşıyor diyor. Demek ki anne babayı dindar görecek onların ahlakını kopyalayıp alacak adeta. Şimdi düşünün bir gün bir genç vardı. Babası ısrarla illa dershaneye git oğlum kitap oku Risale-i Nur oku falan diye böyle ısrarla dershaneye gönderiyor. Çocuk da kaçıyor. Bir gün oturduk konuşuyoruz. Dedim ki baban ne yapıyor dedim. Ne yapacak dedi abi. Oturuyor televizyonun karşısına. Kendisi saatlerce televizyon izliyor. Bize de gidin dershaneye Risale-i Nur okuyun deyip duruyor diyor. Çocuğun ifadesine bakın şimdi. Ya diyor abi Risale-i Nur gerçekten okunması gereken bir kitap olsaydı babam kendisi okurdu diyor. Kendisi okumuyor. Bize okuyun diyor. Okunacak kitapsa sen niye okumuyorsun diyor. Adeta biz kendi davamızı kendi ayaklarımızın altına alıyoruz. Onların gözü önünde. iman hakikatlarını o kadar düşürüyoruz ki Ondan sonra da niye sarılmıyorlar, niye dava adam olmuyorlar, niye nur talebesi olmuyorlar diye şikayet edip duruyoruz. Ben hatırlıyorum biz çocukluğumuzda babam e, Allah selamet versin, cenab Hak uzun ömürler versin. Böyle akşamları derslere giderdik. Altı kardeşiz. O zaman belki beş kardeştik. Böyle bizi battaniyeye sarar kış günlerinde. Ondan sonra iki çocuğu kucağına, iki tanesini eline böyle beş altı kişi hep beraber karda, kuşta tipide derslere giderdik. O zamandan aklıma gelirdi ki ya derdim bu ders ya bu dersler neymiş arkadaş. Dışarıda ölüm havası var. Kimsecikler yok dışarıda. Adeta kurtlar sokaklara inmiş. O halde bile asla terk edilmemesi gereken bir mesele var ortada. Şimdi o çocukluğumuzda bu mesele ruhumuza işlemiş. Demek ki hayatın en büyük meselesi iman hakikatlarıdır, Kur'an davasıdır. Bu derslerin mutlaka okunması, mutlaka bu derslere iştirak edilmesi lazım diye alemimize yerleşmiş. Şimdi o yaşlarda o çocukların gözü önünde bizim davamız için yaptığımız fedakarlıklar Onların alemlerine çivi gibi çakılıyor Allah'ın izniyle. Ömür boyu hiçbir kuvvet sökemez. Hayatın ilerleyişinde, gençlik devresinde ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, muhakkak döner bir gün ruhuna temellere atılmış o binayı yükseltir ve inşallah Kur'an'a fedai bir evlat olur. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin. Evlerimizde inşallah şu Kur'an hakikatlarını okuyarak, Evimizi bir küçük medrese-i nuriye haline getirmeyi nasip etsin inşallah. Kendimizden başlayarak nurun dellallığını yapmayı nasip etsin inşallah. Kimseye nasihat etmek, kimseyi böyle e, damarına dokun dokunacak şekilde, kimseyi rencide etmek değil. Kendimiz Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'un yüz yerinde ey nefsim, ey gafil nefsim, ey nefsim derken bizim birilerine nasihat etmeye kalkışmamız olur mu yani? Hiç yakışır mı? hiç nur talebeliğinin kitabına uyar mı? Rabbim inşallah bu hakikatları önce kendi ruhumuza yazıp yaşayarak insanlığa yaşatmayı nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.